Sonbahar geliyor, tatiller bitiyor, tiyatro sezonu başlıyor. Yani yılın bu zamanlarını yeni bir dönem olarak kabul edebiliriz. Yeni dönem, yeni başlangıçlar. O halde gelin bugün başlangıç hikayelerini konuşalım. Mesela dünya tiyatro tarihine damga vuran isimler tiyatroyla nasıl tanıştı dersiniz? Her birinin ayrı ayrı hikayeleri var ama birleştikleri ortak nokta sanırız merak ve tutku. Milattan önceye antik Yunan'a gidelim. O zamanların henüz doğmamış Shakespeare'i Aeschylus bir gece rüyasında Tanrı Dionysos'u görür ve Dionysos ona tragedya yazmasını söyler. Düşünün, daha tragedya bile tam oluşmamış. Sahnede koro ve bir baş oyuncu var. Aeschylus ikinci oyuncuyu da oyuna dahil eder ve böylece diyaloglar ve dramatik eylem gelişir. Yani bir anlamda Aeschylus tiyatro ile tanışmadı. Çaktırmadan onu icat etti diyebiliriz. Aeschylus'tan sonra Atina'nın en parlak zamanlarında yaşayan Sofokles, yakışıklılığı, dansa ve müziğe yatkınlığı sayesinde tiyatro ile tanışır. Kazanılan bir savaşın ardından yapılan kutlamalarda gençlik korosunu yönetir ve sakin müziğiyle dikkatleri üzerine çeker. Sonrasında katıldığı ilk tiyatro yarışmasında Aeschylus'u yenerek birinci olur ve hayatının ondan sonraki döneminin böyle geçeceğini anlar. Ardından yıllar, yüzyıllar geçer. Tiyatro dünyasında elbet bir şeyler olur, ancak bu dünyaya damgasını vuran isim 1500'lerde dünyaya gelecektir. Yer İngiltere, dönem Rönesans ve yaşamı hakkındaki büyük gizemi hala koruyan isim William Shakespeare. Bazı kaynaklara göre bir davadan kaçmak için kasabasından ayrılıp Londra'ya geldi. Kimine göre Londra'da tiyatro müşterilerinin atlarına bakarken tiyatroyla tanıştı. Kimilerine göre ise o zamanlarda öğretmenlik yapıyordu. Shakespeare kalemi eline ilk olarak ne zaman aldı bilemiyoruz, ancak kısa bir süre sonra oyunları kendisinin de içinde olduğu bir grup tarafından Londra'nın bir tiyatrosunda oynanmaya başlandı. Sonrası malum. O oyunlar dünyanın sayamayacağımız birçok kara parçasında oynanmaya devam ediyor. Londra hariç değil. Shakespeare'in okula hangi sıralarda nasıl başladığını bilemiyoruz ama notlarının yüksek olduğu ve onun tiyatro için yaratılmış olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Gelelim Fransa'ya. Shakespeare'in ölümünden birkaç yıl sonra tiyatro dünyası bir komedi yazarıyla daha tanıştı. Ama nasıl? Sarayın döşemelerini yapan bir babanın oğlu Jean-Baptiste Coquelin, Paris'in en iyi okullarında okudu. Hukuk eğitimi aldı, ardından baba mesleğini yapmaya karar verdi. Ama 23 yaşında o zamanların ünlü aktris ve tiyatro yönetmeni olan Madeleine Béjart'la tanışması hayatını değiştirdi. Birlikte bir tiyatro kurdular ve kahramanımız sahne ismi olarak Molière adını kullanmaya başladı. Evet, bu bir aşk hikayesi ve sanırız tiyatro da bu hikayenin taraflarından biri. Ve biraz daha soğuk topraklardayız. Ukrayna asıllı Rus yazar Nikolay Vasilievich Gogol'ün bize komşumuzun oğlu tadında bir yakınlığı var. Öyle ki kendisi gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duysa da memurluk mesleğini seçer. Ama neyse ki bu yazma virüsü onu rahat bırakmaz ve hayranı olduğu isim Pushkin'in kanatları altında yazmaya başlar. İlk kitabıyla Rus edebiyat dünyasında dikkatleri üzerine çeker ve sonrasında Bir Delinin Hatıra Defteri, Palto, Müfettiş gibi klasikler kaleminden dökülür. Belki memurlukta da iyisindir Gogol, ama biz bu eserlerini okuyabildiğimiz için şanslı hissediyoruz doğrusu. Benzer bir hikayeyle o topraklardan başka kim çıkıyor dersiniz? İlk tahmininiz Çehov değil mi? Evet, tam da ondan bahsediyoruz. Anton Pavlovich Çehov. Yeteneğini çocukken fark etmesine rağmen hem ailesinin maddi durumu yüzünden hem de yazarlık işini bir meslek olarak görmediği için doktorluk mesleğini seçer. Halbuki daha orta öğretim yıllarında Okul gazetesinde yazıları yayımlar. Okurken ailesine destek olabilmek için bir mizah dergisine skeçler, kısa hikayeler yazar. Ama tabii ki tiyatro aşkı onu da rahat bırakmaz. Yazılarını daha 14 yaşındayken tanıştığı ve büyülendiği sahne için yazmaya başlar. 20 yaşında yazdığı ilk oyununu bir tiyatroya gönderir. Çehov o oyundan olumlu yanıt alamayacaktır ama tiyatro dünyası usta bir yazar kazanmıştır diye. Ve bir de 20. yüzyıla uzanalım. Avrupa'da savaş yılları. Almanya'da halkın ilgisi politik sorunlara yönelmiş durumda. Ve tiyatro sahnesi siyasal durumların tartışıldığı bir alan olmuş.
Kahramanımız Bertolt Brecht daha okul yıllarında ödev için yazdığı bir kompozisyonda savaşa hayır diyor. Babasının hatrı ve araya soktuğu insanlar sayesinde okuldan atılmaktan son anda kurtuluyor. Ama Brecht'i tutmak ne mümkün? Onun diyecek daha çok sözü var. Edebiyata ve tiyatroya ilgi duymasına rağmen tıp eğitimine başlıyor ama ilk yılında sağlık görevlisi olarak savaşa gidiyor. Orada şahit oldukları savaş karşıtı tutumunu daha da güçlendiriyor ve artık onun için yazmak kaçınılmaz oluyor. Daha sonrasında felsefe bölümüne kayıt yaptırsa da bu okula hiç başlamıyor. Çünkü o artık bir tiyatro insanı. Berlin'de tiyatro çevrelerinde tutunmaya çalışıyor. Daha sonra Münih'te yazarlıkla geçinmeye başlıyor. Ve sonunda yazdıklarıyla geçtiğimiz yüzyılın en önemli tiyatro yazarlarından biri oluyor. Öyle ya da böyle. Başta söylediğimiz gibi her birinin farklı hikayeleri var. Ve hiçbiri tesadüf gibi durmuyor. Peki ya sizin hikayeniz ne zaman başlayacak ya da nasıl devam ediyor? Biz deriz ki hangi yolu seçerseniz seçin, içinizdeki o merak ve tutkunun sizi yönlendirmesine izin verin. Bu yıl iyi bir yıl olsun.